Murat valla bu hareket benim bir dikkatimi çekti. Diyorsun yani, ki peynir ve zeytinden 100. yıl hoş şey. Peynir zeytinde miyiz? Ha, yani evet şimdi şey, arabanı bir yere park ediyorsun ya. Ah, öyle mi? Ha, arabanı mesela ben o boşluğa düşebilirim. Kahvaltılığa geleceğiz de. Acıktın mı? Acıkmaz mıyım şimdi? Diyetteyiz de aç durduk. Evet haklısın. Arabanı bir yere park ediyorsun. Sonuçta hani bir de bir fiş falan veriyorlar sana. Hani güvenli bir yere bırakmış oluyorsun. İsmail. Dönüşte mesela yine bu isimle orada camına yapışmış bir şey görsen. Ha, bu ne, bir dakika bana bir uyarı var galiba dersin. Ha, borcunuz falan varsa bu öğrenin diye tabii bakarsın yani. Ama aman efendim, dolandırıcılar bu kez işte sürücüleri, bizleri hedef aldı. Park halindeki otomobillerin üzerine etiketler yapıştırılıyor. İspark'a aitmiş gibi gözüken o etiketler aslında bir QR okuyucu. Eğer bunu girip ve sonrasındaki adımları da yanlış bir şekilde atarsanız bakın başınıza ne geliyor ya da gelebiliyor. Gördüm ben bu kağıdı bu arabada da hiç dikkat etmedim. Sürücüler dikkat! Dolandırıcılar QR kod oluşturup otomobillerin camlarına yapıştırıyor. Tuzağa düşenin hesabı boşaltılıyor. İspark işte borcunuz olabilir, işte sorgulayın falan bir şeyler yazıyor galiba üzerlerinde. Ya büyük ihtimalle şahsi bir şey çünkü İspark'ın böyle bir uygulaması olduğunu ben düşünmüyorum. QR kod dolandırıcıları daha önce birçok QR kod tasarlayıp restoran menülerine kadar sızmıştı. Siz o kodu okuttuğunuzda tüm bilgilerinizi ele geçiriyorlardı. Fakat son zamanlarda gözlerini İspark'a dikti. Sanki resmi bir şey gibi. Yine bir QR kod tasarladılar. Altına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İspark'ın logosunu da koydular. Ve üzerine park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız yazdılar. Yani çok enteresan bir şey yani. Böyle bir şey yapıştırmışlar. Borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız yazıyor. Yok, yok, biz İspark'a bir yere fark etmiyoruz. Arabamızın yeri burası. Cep telefonunuzun kamerasını açıp QR kodu okuttuğunuzda karşınıza işte böyle bir link çıkıyor. Bu linke tıklayıp bütün bilgilerinizi girdiğinizde o bilgileriniz de hackerların eline ulaşmış oluyor. QR kodundan web sitesi insanlar dikkat etmiyor. Hangi siteye giriyor filan. Farkına varamaz. Herkes uzmanı değil bu işin. İspark yetkilileri durumu fark edince savcılığa başvurdu. O dolandırıcıların yönlendirdiği siteye erişim engeli getirildi. Böyle bir uygulamamız yoktur açıklaması yapan İspark, vatandaşları da tuzağa karşı uyardı. Bu teknolojinin hızı bizi nasıl bir yanılgıya düşürebilir? Ya teknoloji evet de böylesi dolandırıcıların ülkemizde var oluyor olması da çok acayip. Uzaya gitmişler artık. Böyle bir şey, kafa yoruluyor yani olması. Mesela şunu sen görsen, ben görsem, ben açıkçası hani diyor ki borcunuz ödemek için QR kodunu taratınız. Baksana Büyükşehir, hiç anlamıyorsun. Park borcunuzu ödemek için yapıştırılmış. Kim yapıştırır diyeceksin. Elinde telefon, dur bakayım ya. Hani o sırada da işin gücün çok fazla yok. Tak diye bakıyorsun. Bir siteye yönlendiriyor. Oradan yol alıyorsan zaten mahvoldun. Kimlik bilgilerini girdiğin anda gidiyorsun. Gidiyorum. Şimdi bir anlık boşluk bu. Evet. Bir anlık boşluk işte teknolojinin hızı. Aman şunu hemen halledivereyim de bir borç olmasın diye. Basıyoruz vesaire, bambaşka bir yerdesin. Evet, işte iyiliğine gelen teknoloji oluyor sana. Allah mahvolduk diye. Düşünsene bütün hesapları boşaltıyor. Bütün TC numarandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlik numarandan ona buna her şey ulaşıyor. Evet. Yani. Uf, fena bir durum çok, yani. Çok E-Devlet fena. Vesaire girdiği zaman oradan arazileri de görür, her şeyi de görür. Borçları da görür, bari borçları ödeseler. En azından değil mi? Ya bu ama fena bir durum. Ya çok okumadan dikkat edin, güzel adımları yani. Okumamak gibi bir durumumuz var maalesef. Yani uzun geliyor, aceleye geliyoruz falan. Okumadan adım almayacaksın kesinlikle. Ben bunu bir kez daha dikkat etmek üzere kendime bir ders olarak alıyorum. Aman dikkat et efendim. Doğru.